Orsan Michele adlı bu fevkalade karışık ve önemli binanın ilk katındayız. Bu bina bir tahıl ambarı ve şehrin tam ortasında bir tahıl ambarı olması biraz garip. Çoğunlukla tahıl ambarları şehir merkezinde olmaz. Fakat bu bina o dönemde inanılmaz derecede önemliydi çünkü bir şehir yıllar boyunca kuşatma altında olabilirdi ve bu durumda tarlalara gidilemez ya da hasatlar kötü olabilirdi. Burada yani Orsan Mikele'nin ilk katında bir tahıl pazarı vardı ve açık havadaydı. Ve üst katlarda depo alanları vardı. Bunlar oldukça büyük mekanlardı. Burası önceden bir kiliseydi, daha sonra tahıl ambarı oldu. Tam burada mucizevi güçleri olduğuna inanılan Meryem Ana'nın bir resmi vardı. Bu resim yandı ve sonra başka bir Meryem Ana resmi yapıldı. Bu resimde de Meryem aynı güçlere sahipti ve sanırım bu resmin üçüncü bir versiyonu da vardı. Bu resim Bernardo Daddi tarafından yapılmıştı ve genellikle ressam olarak görülen Orkania tarafından yapılan bu olağanüstü mihrap benzeri yapıyla çevrelenmişti. Burası mucizevi Meryem Ana resmine ev sahipliği yapan harika bir tapınak. Ve bu mekanın bir zamanlar açık olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Bu duvarlar daha önce burada değillerdi. Bu bina gerçekten şehrin bir parçasıydı. Şehir bir anlamda da bu binanın içinden akıp gidiyordu. Bu mekanı kilise olduğundan dolayı maneviyatın ve tahıl ambarı olduğu için de şehrin bir çeşit günlük ticaretinin kesişimi olarak düşünmeliyiz. Ayrıca bu bina, Büyük Duomo Katedrali ile Signorina Belediye Binası arasındaki yolun tam ortasındadır. İşte burada da binanın dışındaki nişler için yapılmış ilk Rönesans heykellerini görüyoruz. Bu bağlamda gerçekten ilk Hümanist Rönesans heykelleri doğmuş oldu. Hadi üst katlara çıkalım. Çünkü bir zamanlar nişlerde olan heykeller artık üst katlarda, tahıl depolamak için kullanılan alanlarda korunuyorlar. Orsan Mikele'nin dışındaki nişlerde duran heykellerle ve heybetli figürlerle dolu büyük geniş bir mekana girdik. Eğer şimdi dışarı çıkarsanız orijinal heykellerin dökümlerini görürsünüz çünkü heykeller burada hava koşullarına karşı daha güvendeler. 15. yüzyılın başlarında Floransa'nın esnaf loncaları, Orsan Michele'nin dışındaki nişler için yapılan heykellerin tamamlanmasından sorumluydular. Her bir lonca bu iş için seçtikleri bir heykel tıraşı görevlendirdi. Şu anda Keten işçileri loncası tarafından yaptırılmış Donatello'nun Saint Mark yani Aziz Mark figürünün önünde duruyoruz. Donatello bize bu klasik figürü vermiş. Peki bu figürün klasik olmasının nedeni nedir? Yani gördüğümüz ilk şey, tabii ki bu ağır elbiselerin altından bile görünen kontraposto. Örneğin sağ bacağı örten kumaş, bir antik sütunun yivleri gibi dümdüz akıyor. Sol tarafta ise bacağın, kumaşın akışını bozduğunu görüyoruz. Donatello gerçekten bin yıldır batı sanatında görülmemiş olan kontrapostoya hayat veriyor. Bu o kadar güzel bir şekilde ele alınmış ki figürün mutlak durgunluğunu ve hareketini aynı anda hissediyoruz. En etkileyici şey ise figürün psikolojik gücü ki bu gerçekten çok kuvvetli bir şekilde hissediliyor. Kontraposto sayesinde figür sanki yürüyecekmiş ve konuşacakmış gibi bir his de var. Burada Mark'ın onurlu biri olduğu gerçekten hissediliyor ve buna bağlı olarak Floransa'da Rönesans döneminde hissedilen insanlığın onuru hissi de izleyiciye geçiyor. Bir çeşit yoğunluk ve bir çeşit odaklanma var. Figürün kaşlarının çatılış biçiminden, başın hafifçe yukarı kalkmasından ve omuzlara göre merkezde olmamasından anlaşılan bir çeşit derin kavrayış hissi var. İçsel bir farkındalık, içsel bir zeka hissi de çok güçlü bir biçimde hissediliyor. Aynı zamanda figürün başında hale yok. Sıradan bir insanın göremediği bir şeyi gören bir insan var karşımızda. Gözlerine baktığımız zaman bir bakıma ilerisini görüyor. Bir bakıma bu 15. yüzyıl Floransa'sının hikayesini bize anlatmıyor mu? Dinle ve gelenekle son derece bağlantılı ama aynı zamanda insan deneyimini, bireyselliği ve rasyonel düşünceyi göklere çıkaran bir kültürün hikayesini.